Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım aksiyon kamerasının açılımını yapacağız. Hero 7 Black aksiyon kamerası. Şimdi arkadaşlar açalım bunu yavaş yavaş. Kutunun içinden neler çıkacak? Hep beraber görelim. Şuradan bir açma yeri var. Oradan açıyoruz. Tabii doğru düzgün açamadık ama açtık. Şimdi kutuyu çekelim. Şundan bakalım. Gördüğünüz gibi kocaman bir kutu ama yani şeyi de güzel, kutu da güzel. Atmam bile yani onu belki. Çünkü bayağı sağlam bir kutu yapmışlar. İşte arkadaşlar kameramız bu. Arkasından şimdi açacağız. İçerisinden bakalım neler çıkacak. İlk önce şöyle bir bakalım bu neymiş. Burada işte bize gösteriyor nasıl kapağının açılacağını filan. Onu gösteren uygulaması da varmış Apple Store'da. Yani o indirip Apple Store ve neymiş Google Play. İkisine de uygulaması varmış GoPro'nun, bu kameranın. Onu indirdikten sonra onunla beraber yani kayıtları yapabiliyormuşsunuz. Ondan sonra burada 2 adet çıkartma vermişler, yanına koymuşlar. Kutunun içerisinden çıkan. Sonra kullanma kılavuzu var yanında. Bir de şöyle bir şey. Başka içerisinden şimdi neler çıkacak veya çıkar mı bir şey bilmiyorum ama açalım. Ve içerisinden bir adet aparat çıktı, sabitleme. Altında yapışkanlığı. Yani arabalar için herhalde bu. Ya da pürüzsüz bir yüzeye yapıştırmak için olabilir. Sonra yanında şarj aleti var. Şarj kablosu. Bir tane daha aparat var ama bu da tuhaf. Eğik biraz. Alt kısmı biraz eğimli yani. Şöyle göstereyim. Tam düz değil. Kask için olabilir bu. Bundan sonra acaba yedek bataryası ya da kendi bataryası da olabilir. Bilmiyoruz. Sonra içerisinden daha da bir şey çıkmıyor. Yani bu kadar. 1 2 3 4 4 parça içerisinden malzeme çıkıyor. Burada bir yapışkan var. Gidam evet. Üzerinde de zaten yapmışlar. Yani rengi bile kameranın şeyi belli ediyor yani kalitesini. Adamlar o kadar öğrenerek yapmış ki. Bunu nasıl çıkaracağımızı şurada kılavuzda gösteriyoruz. Bir sakatlık yapmayalım daha kullanmadan. Elimizde patlamasın yani. Burada aparatların ve şeylerin nasıl açılacağını, kutunun, kameranın kutusunun nasıl açılacağını gösteriyor. Bataryanın nasıl ve hafıza kartının nasıl yerleştirileceğini gösteriyor. Bildiğim kadarıyla içerisinde hafıza kartı yok bunun kendisinin. Biz yani kendimiz almamız gerekiyor diye biliyorum. Arkasında zaten gösteriyor nasıl çıkartmamız gerektiğini. Şimdi oraya bakarak nasıl çıkartacağız öğrenelim. Neden olmadı bu? Kamerayı daha çıkartamıyoruz arkadaşlar. Daha ileriki şeyleri nasıl yapacağız bilmiyorum ama kamerayı bir çıkartabilsek yerinden iyi olacak. Burada aslında gösteriyor ama hiç anlayamadım ben. Şuradan mandallarını bastırıp gitmemizi mi istiyor acaba? Şurada bir şey var. Şimdi şurada bir parça var. Şu parça.
plastik. Bunu kaldırdık şimdi. Aynen burada ilk başta onu gösteriyor. Onu kaldırın diyor. Sonra şöyle içe doğru bastırıp çekin diyor ve çıkıyor. Sonra bize üçüncü şeyde yani aynen onu gösteriyor. İlk önce plastiği kaldırıyorsunuz. Sonra bu iki ucunu sıkıyorsunuz. İki ucunu sıktıktan sonra ileri doğru çekiyorsunuz hafiften. Ve yuvasından çıkıyor buradan. Şöyle kutunun içine koyalım. Kutu bu arkadaşlar. Kutacım mı? Oo, burada da kutunun arkasında da telefonda. Yani baya güzel. Telefondan da görüntüsünü koymuşlar. Yani program bayağı da iyiye benziyor. Programı da deneyeceğiz. Evet. Şimdi bu kapağı nasıl açılıyor ona bakmamız gerekiyor buradan. İlk önce burada zaten ok işareti var. Şu hemen şurada. O ok işaretinin yönünde çekiyoruz kapağı. Ama neden olmadı? İterek mi acaba? Olmuyor arkadaşlar. Yani ters taraftan mı acaba? Şuradan olacağını sanmıyorum ama bu şekilde gösteriyor. Arkadaşlar açtık, kırıldı zannettim. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Daha kullanmadan kırıldı zannettim ya. Açtık arkadaşlar. Şimdi bunu sökeceğiz buradan. Sökebiliyor muyuz? Sökmemiz lazım. Açtıktan sonra çıkartmamızı istiyor. Şu şekilde. Yani bu şeyden çıkartmamızı istiyor parçasından. Bunu da şimdi çıkartacağım ama çok korkuyorum. Bismillah. Bu biraz elim ayağım titriyor. Ama çok da nazik olmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bize buradan çıkarttıktan sonra şurada bir kapağı varmış arkadaşlar. Buraya bataryasını yerleştireceğiz. Batarya kısmı da nasıl açılıyor? Ses gelmiyor. Batarya kısmını bizi nasıl açacağımızı gösteren bir şey bulamadık daha. Üçüncü şey de şurayı mavi göstermiş. Şuraya basmamız gerekiyor mavi olarak gösterdiği yere. Ama basamıyoruz arkadaşlar. Biz yeteneksiz miyiz? Neyiz bilemedim. Yani bunu neyle yapabiliriz? Şimdi zarar vermek istemiyorum. Aptal aptal hareketler yapmaya devam. Arkadaşlar bu nasıl açılıyormuş ya? Allah. Basmamızı söylüyor. Kamerayı nasıl tutuyorum? Şöyle tuttum diyelim. Bu kapak bu tarafa doğru
açılacakmış. Ama bu kapak açılmıyor. Bu kısmı anlayamamışım. Of. Durduruyorum arkadaşlar yayını. Arkadaşlar basitmiş. Benim tamamen beceriksizliğimden dolayı. Ne oldu lan? Bismillah. Arkadaşlar açtım. Şöyle içerisi boş. Buraya batarya yerleştirmemiz gerekiyor. Ama bataryayı yerleştirmeden önce bakalım. Aynen bu pimi çekmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bunun pimiyle üstündeki şeylerle oynamıyorsunuz. Çıkartmıyorsunuz. Şöyle bunu nasıl yerleştireceğimizi gösteriyor. Havza kartı giriş yeri de hemen şu gördüğünüz küçük bir yer var. Oradan yapıyorsunuz, takıyorsunuz. Bunu şekilde gösterdiği gibi böyle bu şekil koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekil koyuyoruz ve güzelce ne? Bunu koyduk, bir ışık yanıp sönmeye başladı. Yani yavaştan kendine geliyor gibi. Sonra bizden istenen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama bizden dördüncü adımda şekli de bir tuhaf oldu. Böyle tutsak, evet. Dördüncü adımda şurası, yani yan taraftaki yeri, orayı açmamızı istiyorlar bizden. Burası da aynı mantıkla açılıyor. Sürgül yani. Buradaki tuşa basıyorsunuz ve ileri doğru kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Çok özel yapmışlar yani, bunları sakın zorlayarak açmayın. Çok nazik olun. Yani paranız çoksa bile nazik olun ki daha ilk aldığınız zamandan kırılmasın yani. Burada şu ince olan uç bildiğimiz yani telefon uçları gibi bir uç ama biraz daha genişi gibi sanki. Tam çözemedim. Büyük olan yere neymiş bu? Bir HDMI zaten girişi var. Büyük olan yere takıyoruz şöyle. Taktıktan sonra burada prize takmamızı istiyor. Elektrik işareti var. Bunu ben bir prize takayım, geleyim arkadaşlar. Şarj olduktan sonra açalım. Evet arkadaşlar. Şu anda biraz şarj ettik. Çalıştırmayı deneyeceğiz. Kitapçığımı alayım buradan tekrardan. Kitapçıkta bize şu yanda bir tane tuş varmış. Mod diyor. Buna basacağız. Böyle bir ses duyduk. Şarj yerinden çıkartalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu önünde yapışkan var. Onu sökecek miyiz acaba? Bilmiyorum ama sökmeden. Buradan dilleri seçmemizi istiyor arkadaşlar. Türkçe varsa size hemen söyleyeceğim. Türkçe tabii ki yok. İngilizce kullanacağız bunu. Tarih ayarlarını filan, birinci ayın biri,
2019 bir gün. Saatimiz saat tam 4. Yani 16. saat olarak ayarlayalım. 16 yapalım bunu. 16.00. Tamam. Sonra işte burada bizim görüntümüzü gösteriyor. Video, ondan sonra zoom. Zoom özelliği var. Çok güzel. Yani bayağı bir sizi yaklaştırıyor. Zoom özelliği güzel. Şimdi arkadaşlar bir de burada short clips. Seçeneğini yaptık. No SD diyor. Yani SD kart yok diyor. O kart olmadan şey yapamazsınız, çekim yapamazsınız diyor. Titreşim gerçekten çekim yaparken titreşim yok. Yani titreşim acayip bir şey yapmışlar. Titreşim hiç yok arkadaşlar kamerada. Bildiğiniz yani yakalıyor görüntüyü. Şlak diye, şlak diye yakalıyor. Ama benim şimdi aklıma takılan bir soru var. Şu ekrandaki jiletini nasıl çıkartabiliriz? Onu anlamadım. Şimdi çizmek istemiyorum da ekranı. Şuradan moddan kapatayım tekrardan. Kapandı. Şu yani tosbağayı kaybetmek istiyorum. Tosbağadan nasıl kurtulabiliriz? Bir yöntem bulmak lazım. Herhangi bir yapışkan olarak bir şey algılayamıyorum yani. Kenarların da tam böyle sıfıra sıfır. Yani arkadaşlar kameramız bu kadar. Yani gördüğünüz gibi. Zoom özelliği var. Titreşim neredeyse hani %99 titreşim yok. Yani %1 belki çok böyle dikkat gerektiren şeyler olursa belki onda olacağını zannederim. Onun dışında buna güzel bir hafıza kartı almak gerekiyor. Kutunun içerisinden hafıza kartı çıkmıyor. Yani SD kart. SD kartların da özelliklerini iyi araştırmanız lazım. Ekstra aparatlar da işte internet üzerinden satılıyor. 100 liraya, 150 liraya aparatlar var. 7-8 farklı kullanabileceğiniz buna uygun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda.